Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ila Allah. İnallaha basirun bil ibad. Çok kıymetli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 305 ve devamı 306 ve 307. sayfasında yer alan yeni bir dersinde sizinle birlikte olacağız. Bu derste 305. sayfada kaydedilen derste Eddersul Eşrune başlığını görüyoruz. 20. ders. Bu dersin metni Kıraetun fi Ceridetin Arabiyyetin başlığını taşıyor. Kıraetun fi Ceridetin Arabiyyetin, Arapça bir gazeteyi okuma şeklinde tercüme edebileceğimiz bir cümle. Şimdi kitaplarımızı, bu sayfayı, sayfa 305'i açalım. Size burada yer alan sayfa 305 ve devamı 306-307'de kaydedilen metni dinletelim. Ve metni dinlemenizi mütakiben kitabınızın 309. sayfasında yer alan El-Kelimatul Cedidetü bölümündeki yeni kelimelerin anlamlarını not ettirelim. Ve sonrasında da parçanın çevirisine bakalım. Şimdi kitabınızın 305. sayfasında yer alan Eddersul Eşrun Kıraetun fi Ceridetin Arabiyyetin başlıklı metni dinliyorsunuz efendim. Eddersul Eşrun قراءة في جريدة عربية قرأ جون في الصفحة الأولى العنوان البارز التالي رسالة مهمة من ملك السعودية إلى ملك الأردن عن مشكلة فلسطين وقرأ في صفحة أخبار الدولة القاهرة قال وزير الصحة إن أسعار الأدوية باقية بدون زيادة وإن الدولة تعمل على توفير الأدوية في الصيدليات والمستشفيات وقرأ في صفحة أخبار التجارة والمال أبو ظبي دخلت المرأة في الخليج العربي ميدان العمل في البنوك وإن المديرات والموظفات في بعض البنوك الآن جميعا من النساء وقرأ في صفحة الرياضة جدة تجري اليوم بجامعة الملك عبد العزيز بجدة مباراة في كرة القدم بين فريق الجامعة وفريق جامعة الرياض في الساعة 3:30 مساء على ملعب الجامعة وفي صفحة الإعلانات قرأ الإعلان التالي ضاع جواز سفر المواطن الباكستاني رشيد أحمد رقم 52-45 نرجو الاتصال بهاتف السفارة الباكستانية رقم 64-3-15 وأخيرا قرأ فكاهة اليوم دخل شرطي مكتب الضابط المناوب وهو يصيح سرق اللصوص سيارة الشرطة وماذا فعلت أنت؟ الحمد لله كتبت رقمها Evet sevgili öğrencilerim, metni dinlediniz. Şimdi kitaplarımızın 309. sayfasını açalım ve bu sayfada yer alan El-Kelimatul Cedidetü bölümünde kaydedilen kelimeleri dinleyelim. El-Kelimatul Cedide Veziru Sıhha El-Filastiniye Cemiyan Latifun Menzilun Nahada Es'arun Tevfirun Mubarat Adala Fetatun Lususun أمسك صيدلية كرة القدم باقية مدير مستشفى بدون فريق زيادة ذكي ملعب موجود ميدان العمل فكاهة رسالة ملك مشكلة فلسطين تعمل على Evet sevgili öğrencilerim,
Sayfa 309'da yer alan El Kelimatul Cedidetü bölümünü dinlediniz. Şimdi hemen bu bölümde yer alan kelimelerin anlamlarını not edelim. Veziru Sıhhati, Sağlık Bakanı. Veziru Sıhha, Sağlık Bakanı. El Filistiniye, Filistinli, Filistin'e ait. Filistin'le ilgili olan. Cemi'an, hepsi, tümü, tamamı, toptan anlamını taşıyan bir kelime. Cemi'an kelimesinden sonra kaydedilen kelime latif kelimesi. Latif, hoş, güzel, iyi anlamını taşıyan bir sıfat. Latif, letafet ya da latif aynı bu şekliyle dilimize geçmiş. İkinci satırda yer alan ilk kelime menzilun. Menzil kelimesi şu ana kadar öğrendiğimiz beyt kelimesiyle eş anlamlı. Menzilun ev demek. Menzil, beyt, dar bu kelimeler birbiriyle eş anlamlıdır. Menzil kelimesinden sonra kaydedilen kelime nehada. Nehada uyandı anlamını taşır. Uyandı, kalktı, kendine geldi, bilinci yerine geldi gibi bir anlam taşır. Es'arun fiyatlar demektir. Es'arun fiyatlar. Si'r kelimesinin çoğuludur. Tevfir artırma, çoğaltma, tedarik etme, temin etme anlamlarını taşır. Artırma, çoğaltma, temin ve tedarik etme. Mubaratun, maç, karşılaşma. Mubaratun, maç, karşılaşma. Üçüncü satırın ilk kelimesi. Adele, denk oldu, denk geldi. Spor literatüründe beraber oldu, berabere kaldı anlamını taşıyan bir fiildir. Denk oldu, denk geldi. Fetatun genç kız demektir. Fetatun genç kız. Lususun, lısun kelimesinin çoğuludur. Hırsızlar anlamını taşır. Lısun hırsız, lususun hırsızlar. Emseke tuttu, yakaladı. Emseke tuttu, yakaladı. Muzarisi yumsiku, masları imsakun şeklinde gelir. Saydaliyetun eczane. Saydaliyetun eczane. Bayan eczacı anlamında da kullanılır. Saydaliyun erkek eczacı. Saydaliyetun eczahane ya da bayan eczacı. Dördüncü satıra geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Kuratul kadem, futbol. Kuratul kademi, futbol. Bakiyetun, kalan. Kalıyor olan, kalacak olan. Bakiye şeklinde dilimizde de kullanıyoruz. Mudirun, müdür. Müsteşfa, hastahane. Müsteşfa, hastane. Beşinci satıra geçiyorum. Biduni. Kendi başına kullanıldığında bir anlam ifade etmez. Kendisinden sonra gelen kelimeyle anlam kazanır. Biduni ifadesi. Sız, siz, suz, süz. Ya da sızın, sizin, suzun, sözün şeklinde tercüme edilir. Ne demek yani hocam? Mesela biduni sukker dediğimizde şekersiz anlamını taşır bu ifade. Parçada geçecek nitekim biduni ziyadetin dediğimizde
artmaksızın, artış olmaksızın. Ziyade kelimesine zam dersek zamsız şeklinde tercüme edilir. Yani bir şeyin bulunmadığını, bir şeyin olmadığını, herhangi bir unsurdan bir şeyin yoksun olduğunu ifade etmek için kullanılır. Biduni akıl dersek mesela akılsız diye tercüme ederiz. Anlaşıldı zannediyorum. Ferikun takım, spor takımı. Ziyadetun artma, artış. Herhangi bir emtianın, malın satış fiyatındaki artış kastedildiğinde zam şeklinde de tercüme edilebilir. Zekiyun, zeki. Mel'abun, oyun alanı, oyun sahası, stadyum. Altıncı satıra geçiyorum efendim. Mevcudun, mevcut, var, bulunur. Meydanel amel ya da meydanul amel. İsimler yalın hallerinde merfu olacaklarından ve müfret bir ismin raf durumunun, raf alametinin damme olması durumundan hareketle burada verilen meydanel amel ifadesini meydanul amel şeklinde okumak, o şekilde harekelemek daha doğru. Burada el-kelimatul cedidetü bölümünde kelimeler bazen parçada geçtiği şekliyle verilmiş. Meydanul amel, iş alanı, iş sahası anlamını taşır. Fukahetun, şaka, fıkra, nükte anlamlarını taşır. Risaletun, mesaj, mektup. Melikun, kral. Son satıra geçtik. Melikun, kral, padişah. Muşkilatun, problem, sorun. Filistin, Filistin. Ta'melu ala, üzerinde çalışır. Ta'melu ala, bir şeyin üzerinde çalışır, çalışıyor şeklinde tercüme edilir. Evet sevgili öğrencilerim, El-Kelimatul Cedidetü bölümünde yer alan kelimelerin anlamlarını size not ettirdik. Şimdi kitabımızın 305. sayfasına, parçaya dönelim ve hemen parçanın çevirisini kaydetmeye başlayalım. Ed-dersul işrun, 20. ders. Kıraatun fi ceridetin arabiyyetin, Arapça bir gazeteyi okuma. Arapça bir gazete okuma. Kara'a John fi safhatil ula el-unvanel barizet tali. Kara'a John, John okudu. Fi safhatil ula, birinci sayfada. Neyi okudu? El-unvanel barizet tali, aşağıdaki manşeti okudu. El-unvan el-bariz ifadesini manşet şeklinde tercüme etmemiz mümkün. John birinci sayfada aşağıdaki manşeti okudu. Evet bakalım John'un birinci sayfada okuduğu manşet nedir? Risaletun muhimmetun min meliki suudiyyeti ila melikil urdun an muşkileti filistin. Evet tercüme edelim burayı. Risaletun muhimmetun, önemli bir mesaj. Min meliki suudiyye, Suudi Arabistan kralından önemli bir mesaj. Kime? İla melikil urdun, Ürdün kralına. Suudi Arabistan kralından Ürdün kralına önemli bir mesaj. Ne hakkında? An müşkileti Filistin, Filistin sorunu hakkında. Filistin meselesi hakkında Suudi Arabistan kralından Ürdün kralına önemli bir mesaj. John'un birinci sayfada okumuş olduğu manşet bu içeriğe sahip. Evet sayfanın alt kısmına bakalım. وَقَرَأَ ف۪ي صَفْحَةِ اَخْبَارِ الدَّوْلَةِ
Ve devlet haberleri sayfasında da John şunu okudu. Tekrar ediyorum. Devlet haberleri sayfasında John şunu okudu. El-Kahire. Haberin kaynağı merkezi Kahire. Gale veziru sıhhati inne es'ara el-edviyeti bâkiyetun biduni ziyade. وَإِنَّ الدَّوْلَةَ تَعْمَلُ عَلَى تَوْفِيرِ الْأَدْوِيَةِ فِي الصَّيْدَلِيَّاتِ وَالْمُسْتَشْفَيَاتِ قَالَ وَزِيرُ الصِّحَّةِ Sağlık Bakanı şöyle dedi. اِنَّ أَسْعَارَ الْأَدْوِيَةِ بَاقِيَةٌ İlaç fiyatları olduğu gibi kalacak. بِدُونِ زِيَادَةٍ Artmaksızın. Artış olmaksızın ilaç fiyatları olduğu gibi kalacak. Bu ne demektir? Yani ilaç fiyatlarına herhangi bir zam yapılmayacak. İlaç fiyatlarına herhangi bir zam yapılmayacak. İlaç fiyatlarında herhangi bir artış olmayacak. Ve inne devlete ta'melu ala tevfiril edviyeti fis saydaliyyati vel mustashfiyat. Bu cümlenin anlamına bakalım. İnne devlete ta'melu ala, devlet şunun üzerinde çalışmaktadır. Ne üzerinde çalışmaktadır? Ala tevfiril edviyeti, ilaçları artırmaya, çoğaltmaya veya bir diğer deyişle tedarik etmeye, temin etmeye çalışmaktadır. Fis saydaliyyati vel mustashfiyat, eczanelerdeki ve hastanelerdeki. Devlet eczanelerdeki ve hastanelerdeki ilaçları temin etmeye veya artırmaya, çoğaltmaya çalışmaktadır. Sağlık Bakanı'nın sözünü gazetede yer alan, devlet haberleri sayfasında yer alan bu sözünü topluca anlamaya çalışalım. Kahire kaynaklı bu haberde Sağlık Bakanı şöyle dedi. Muhakkak ki ilaç fiyatları artmaksızın, artış olmaksızın olduğu gibi kalacak. Ve yine şüphesiz ki devlet eczanelerdeki ve hastanelerdeki ilaç miktarını artırmaya çalışmakta, ilaçları temin ve tedarik etmeye çalışmaktadır. Evet sevgili öğrencilerim. Kıraetun fi ceridetin arabiyyetin başlıklı metnin ilk sayfasının çevirisini bu şekilde tamamladık. Şimdi bir sonraki sayfaya geçelim. 306. sayfanın başında şöyle bir kayıt görüyoruz. Ve qara'a fi safhati akhbari ticareti vel mal. John ticaret ve para haberleri sayfasında şunu okudu. Ticaret ve para haberleri sayfasında John şunu okudu. Bakalım ne okumuş? Abu Zabi, haber kaynağı Abu Dhabi. دخلت المرأة في الخليج العربي ميدان العمل في البنوك وإن المديرات والموظفات في بعض البنوك الآن جميعا من النساء. Evet efendim, bu cümlenin çevirisini size vermek istiyorum. Ancak çeviriye başladığımız zaman yarım kalacağı endişesinden hareketle bu cümlenin çevirisine giriş yapmak istemiyorum. Programımızın gelecek bölümünde inşallah buradan, bu paragraftan, Ebu Zabi şeklinde başlayan paragraftan çeviriye devam edeceğiz. Programımızın bir sonraki bölümünde kaldığımız yerde parçanın çevirisinde buluşmak ümidiyle. Fi emanillah.